Selamlar dostlar. Bu yeni podcast serimizde bugün de çok değerli abilerimden Mustafa abimle beraberiz. Abi hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün böyle ufak sorularımız olacak abi sana. Ufaktan böyle başlayabiliriz. Tamam. Seni tanıyabilir miyiz acaba? Tabii memnuniyetle. Ben Mustafa Taşkın. Muğla doğumluyum. 2006 Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Tabii ilk önce Ankara mezunu olunca biraz Ankara'da meslek hayatını devam ettirdik. 2009'da askerlik, 2010 sonrası da İstanbul macerası oldu. Farklı firmalardan sonra da 2018'de Trendyol'la yollarım kesişti. 2018 Mart ayından itibaren Trendyol'da farklı domainlere destek oluyor. Abi ilk olarak böyle aklıma gelen ve çok böyle merak ettiğim konulardan biri de şuydu. Böyle hem yılların verdiği böyle çalışma maceraların, böyle hem de devamlı olan böyle yeni fikirlerin ve projeler üretip böyle ekiplerin gelişimine destek de oluyorsun. Konu abi seni böyle en çok motive eden şeyler neler? Yani bu tutkunu böyle niye borçluyuz? Yani motivasyon mu? Teknolojiyle uğraşmaya borçluyum herhalde yani. Bu teknolojiyle uğraşmak aslında biraz daha böyle ayağa yere basar bir cevap vermek gerekirse bir şeyler üretmek. Bir problem çözmek. Bu problem tabii yıllarla birlikte şeye döndü. İnsanların problemlerini çözmek. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak. Şu anda mesela Trendyol'da motivasyonumuz işte Anadolu'daki offline satış yapan insanları şu ana kadar Türkiye'ye, online'a taşıdık. Türkiye'de satış yapabilir hale getirdik. Şu anda da Trendyol'da birlikte işte Azerbaycan, Gulf, Avrupa ve farklı ülkelere sürekli satışlar yapıyoruz ve Anadolu'daki offline satıcı Trendyol sayesinde dünya ile buluşabiliyor. Şu anda bizi o motive ediyor. Biz abi şu an böyle bahsettiğin gibi birçok alanı da dokunuyorsun ve destek oluyorsun. Acaba dahil olduğun ve destek attığın ekiplerini de böyle ufakça bir tanıyabilir miyiz? Tabii. Şu anda Dolap, Global Platform, Enterprise Experience dediğimiz domainlere bir fil destek oluyor. Ayrıca da Trendyol'un Platform as a Service dediğimiz platformlarını ayağa kaldırmak için oradaki ekiplere de yardımcı oluyoruz. Detaylarına girmem gerekirse Dolap zaten çoğu insanın bildiği, kişinin bildiği, hayatına kadın müşterilerin ikinci el alışverişlerini yaptığı, ürünleri aldığı ya da kullanmadıkları ürünleri oradan satışa koyduğu bir platform olarak başladı. Ve şu anda da kıyafet olup olmadığı fark etmeksizin herhangi bir ikinci el ürünü Dolap'ta bulabiliyorsunuz. Global platform tarafına gelirsek de çoğu kişi Trendyol'u B2C olarak bilir. Yani B2C işte satıcıdan alıcıya satış. Global platformda ise Trendyol farklı ülkelere B2B, business to business, hatta B2B2C dediğimiz business to business to customer. Yani oradaki açık pazar yerlerine Trendyol kendi ürünlerini koyup oranın müşterilerinin sipariş geçtiği ve Trendyol'un depolarından bu ürünlerin toplu olarak gönderildiği bir iş modeli aslında. Enterprise Experience tarafında da Trendyol'un kendi uygulamaları, domainleri diyebiliriz yani. Core Finance örneğin. Bu uygulamaları geliştiriyoruz. Ayrıca Core Finance'ın yanına bir de şey koyduk. E-Fatura. E-Fatura da Trendyol'un ayrı bir firması. Gelirler İdaresi Başkanlığıyla sertifikalandırılmış ve e-fatura, e-arşiv gibi dijital ürünleri satıcıların kesebildiği bir platform. Onun da ayrı hedefleri var. Şu anda onu Trendyol bünyesinde Dolap gibi, Dolap nasıl büyüttüysek ve Trendyol bünyesinde e-fatura projesinde büyütmeye gayret gösteriyoruz. Platform as a Service de destek olduğum diğer domain demiştim. Orada neler yapılıyor? Tabii biz hep Trendyol'da müşterinin ihtiyaçlarıyla hareket ettik. Çözümler geliştirdik. Platform as a Service de müşteri de Trendyol'un kendi developer ekipleri. Yani bir database'e ihtiyacı var, bir işte Kafka cluster'ına ihtiyacı var, bir topik yaratacak. Bunlar işte bir ticket açık, manuel süreçlerden değil de sanki işte bir web konsolumuz olsun. Tek tıkla işte database istiyorsa projesini gerektirdiği onu ayağa kaldıralım. Onun hangi data center'da olacağı, olmayacağı gibi mevzuları konsoldan, web konsoldan seçsin. Hatta bir adım ötesi infrastructure as a code mantığıyla bir YAML dosyasına yazsın. Projenin gereksinim duyduğu ihtiyaçları, projeleri, işte database olabilir, işte ne bileyim güvenlikle ilgili bir ihtiyaç olabilir. Hangi data center'da ne kadar trafik alacağı gibi gereksinimler olabilir. Ne kadar scale olabileceği ile gereksinimler olabilir. Bunları bir YAML'da as a code şeklinde hazırlasın. Bunu bir Trendyol Builder Platform dediğimiz ortama göndersin. Trendyol Builder Platform'da alttaki PaaS çözümleriyle bu gereksinimi developer'lara hiç zahmet çıkarmadan hayata geçirsin diye hedeflediğimiz süreçler, planlar. Bunlar üzerine, eğlenceli işler üzerine aslında kısaca uğraşıyoruz. Bir daha bir kariyerinde böyle birçok alana dokunmuşsun. İlk olarak da böyle developer olarak da kariyerine başlamışsın. Seni yazılım alanına yönlendiren ne olmuştu acaba? Beni yazılım alanına yönlendiren muhtemelen mezun olduğum okul oldu. Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği zaten 4. sınıftan, 3. sınıftan itibaren tabiri caizse sektörde, piyasada ihtiyaç olan mühendisi yetiştiren bir bölüm. 3. sınıfta aldığımız dersler, projeler. Yani biz 4. sınıfta mesela o zamanın tabii teknolojisiyle en katmanlı enterprise bir uygulamayı Java'da, Java teknolojilerini kullanarak geliştirmiştik. Ekip
ekiple geliştirmiştik yani. Diğer bölümden öğrenci arkadaşlarımıza bir ekip kurup bir proje geliştirdik, onu sunduk vesaire gibi. Ya zaten mezun olur olmaz bizim kaderimiz çizilmişti yani, yazılım alanında gidiyorduk. Çok donanım ağırlıklı derslerimiz yoktu. Yazılım, Java, hatta ilk Allah'ın emri C ile öğrendik. Sonra Java'ya geçtik ki o zaman 2002 yılları diğer bilgisayar mühendisliği bölümleri C++'la nesnenin önemli programlamayı anlatıyordu. İlk defa Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği Java diliyle nesnenin önemli programlamayı öğretti bize. Oradan gelen bir, evet, çok güzel bir fırsattı bizim için. Oradan gelen bir Java bilgisi var. Şu anda hala eleştirdiğim bir konu aslında ama bazı bölümler hala işte C ile devam ediyor. Neden işte bir Olang değil, neden bir Python değil? Hala C++'la nesnenin önemli programlamayı öğreten bölümler var. Neden hala onlar işte Java ya da Kotlin ya da başka bir yeni teknoloji ile bu işi yapmıyorlar? O da biraz da kafamda soru işareti. Merak ediyorum. Oradan çok tatlı bir sorumuz da var. Abi böyle geçmişten bahsetmişken böyle senin böyle ilk bilgisayar ve internet çalışmanı da çok merak ediyorum. Nasıl olmuştu acaba? Arkadaş çevresiyle oldu. Biraz geç tanıştım ben bilgisayarla. Lise çağlarımla tanıştım. Liseye başladığım zaman bilgisayar diye bir şey var. İşte o zamanlar ne için kullanıyorsun? Neden bilgisayar istersin? Oyun oynamak için bilgisayar istersin. Yani görüyoruz internet kafeler popüler. İnternet kafelerde gidiyoruz, oyunlar oynuyoruz. Dedik ki bizim de bir bilgisayarımız olsun. Pentium 133'tü ilk bilgisayarım. Hatta böyle Pentium 133 alınca, tabii o zamanlar bilgisayar pahalı aletler, masaüstü. Pentium 133 alırken 166 çıkmıştı. Pentium MMX, Multimedia X, MMX. Benimki Pentium 133 MMX miydi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama Pentium 166 MMX, ben bilgisayar alırken çıktığını ve neden 166 MMX alamadığımızı falan sorguladım. Pentium 133 MMX diyelim, öyle kalmış aklımda. Onunla başladım. Bilgisayarım, ilk bilgisayarım oydu. Ve ilk kurduğumuz oyun da FIFA 98'di. Efsane oyun. FIFA 98 kurduk. İnternet kafelerde de gittiğimizde işte o LAN'larla iki gruba ayrılıp Age of Empire oynuyorduk. Üçerli takımlar, iki takım oluşturup Age of Empire oynuyorduk ve Age of Empire'dan aldığımız zevki Age of Empire 2'den, 3'ten alamadık. Ve Age of Empire 4, 5, 6 götürdü o seriyi. Biz ama internet kafeye oturduğumuz zaman zaten sabit bir internet kafemiz vardı. Age of Empire ilk 1 hep kuruluydu orada. Ve biz otururuz, Age of Empire oynardık. Diğer etraftaki insanlar da niye bunlar bir de takılı kalmıştı soruyorlar ama o güzeldi yani. Sonrasında şey çıktı işte, yani Counter Strike'lar. Counter Strike evet oynardık ama çok zevk almazdım. Asıl beni heyecanlandıran Quake 3'tü. Quake 3 efsaneydi. Neil Gunn'ın o headshot yaptığın o ses ikilisi efsaneydi. Burada abi kariyerinde böyle hani yazılım tarafına böyle başladığın zaten biliyorduk. Böyle konuşmuştuk da beraber. Yazılım tarafına başladıktan sonra yazılım alanında seni böyle hem geliştirecek hem de böyle motive edecek mindsetleri nelerdi acaba? Ben aslında işte 2006'da mezun oldum ve olur olmaz işe başladım. Yani Haziran'da mezun oldum. Temmuz'da işe başladım. 2006'dan 2018'e kadar farklı firmalarda çalıştık. 12 sene falan. 2018'de Trendyol'la birlikte aslında benim bu mindset'im, kariyerimdeki beni heyecanlandıran şeyler Trendyol'la birlikte değişti. Buradaki ekip arkadaşlarımızla birbirimizi geliştirmek. Yani farklı firmalarda işte bir kişinin dediği olur, diğerleri uygular kafası Trendyol'da yok. Hep birlikte karar alıyoruz. Karar alamadığımız noktalarda datayı arıyoruz. İşte proof of concept'ler yapıyoruz. En güzeli de bunu ne için yaptığımızı biliyoruz. Yani kendimizi eğlendirmek için bir şey değil bu. Biz burada müşterimizin ihtiyacı nedir? Onun önceliği nedir? Onun hayatını kolaylaştıracak neler yaparız? Bunu hangi teknolojiyle daha rahat yaparız? Bunun tartışmasını yapıyoruz ve bu bizi geliştiriyor. Ve birbirimizi besliyoruz. Geri bildirim alıyoruz, geri bildirim veriyoruz. Yani best pratikler, işte Agile'deki best pratikler nedir? Hep Agile diye konuşulur ama Agile'nin best pratiklerini, yani temelini kimse uygulamaz. Temeli nedir Agile'nin? Hızlı geri bildirim döngüsü. Hızlı geri bildirim döngüsünden kastımız ne? Pair olacaksın. Yazdığın kodu pair olduğun arkadaş ilk önce yorumlayacak. Bana diyecek ki burada noktalı virgül unuttun. Ya da gel diyecek, bu fonksiyonu böyle yazalım. Şurada şu design pattern'ı uygulayalım. Sana sonra hızlı geri bildirimi yazdığın unit test, test driven development geri verecek, döndürecek. Bak diyecek, senin değiştirdiğin kod hatalı. Canlıya gönderemezsin. Daha sonra senin hızlı geri bildirimini işte kod review yaptığın ekip arkadaşların verecek. Ya burada security açığı olabilir. Biz bu kodu anlamadık. Daha anlaşılır yazabiliriz. Clean koda burada daha önem verebiliriz. Kodu gönderdin. İşte sonarı vesaire, o pipeline kurgusu. Çok hızlı bir şekilde acceptance testlerin, end-to-end testlerin otomasyon çalışıp herhangi bir problem yoksa canlıya deploy edilmesi ve çok hızlı bir şekilde müşteriden de önce monitoring, alertler, sana bunlar geri bildirim verecek. En sonunda müşteri diyecek ki evet benim işime yaradı ya da şu özellik de olsa daha iyi işime yarardı. Yani orada bile A-B test de yapabilirsin. Bu akan çok hızlı bir süreç. A-B test sonucunda çalışmıyorsa da çok hızlı bir şekilde geri alabilirsin. İşe yarıyorsa da çok hızlı bir şekilde müşteriden yeni bir feature, yeni bir özellik ne olabilir onun bilgisini alabilirsin.
olabiliriz. Yani bu mindsetle çalışmak beni heyecanlandırır aslında. Bu arada günümüzde abi yazılım dünyası tarafında böyle yeni başlayacak arkadaşlar düşünecek olursak ilk adımları atarken nereye dikkat etmeleri lazım abi? Bu soru çok geliyor bana. İşte liseler, üniversitelere gittiğim zaman da sorulan soru. Gerçi üniversitelere gittiğim zaman ilk soru şey oluyor. Ne kadar maaş alacağız? Tabii liselerde de var bu ne kadar maaş alacağız kaygısı ama liseler daha böyle uyanamadıkları için arkadaşlar diyor ki yani bu bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi olabilmek için ne gerekiyor? Ya öncelikle bir tutkunuz olması lazım. Yani birisi o işi seviyor, severek yapıyor diye sen de aynı işi belki sevmeyeceksin. Ya yani senin tutkunu var mı? Gecen gündüzünü katacaksın, zamanı gelecek. Bunu zorunluluk için yapmaman lazım. Bunu kendin için zevk alıyor musun? Bir şeyler öğrenmek seni mutlu ediyor mu? Öğrendiğin bir şeyleri birileriyle paylaşmak, bak dikte etmek değil, birileriyle paylaşmak seni mutlu ediyor mu? Bunları bir tart. Eğer her şey okeyse devam et. Daha sonra ne geliyor? Sana zaten üniversite şeyi veriyor. Artık üniversite veriyor mu onu da sorgularız da. Öğrenmeyi, nereden senin ihtiyacın olacak datayı, komponenti, bilgiyi alman gerektiğini üniversite sana öğretiyor. Liseden farklı olarak. Ve en büyük yanılgı hala üniversite okurken ben bilgisayarın başına oturacağım. Sadece bilgisayarla iletişim kuracağım. İşte etle sütle karışmayacağım. Bu bir yanılgı. Tavsiyem burada şu oluyor. Tamam tutkuyu koydun cebe. Yapacağın işi nereden öğrenirim? Nereden işte o datayı ihtiyacım olan bilgi toplarım? Bunu da koydun cebe. Bundan sonra senin üniversitede edinmen gereken, mezun olmadan edinmen gereken mevzu insanlarla iletişim. Bu insanlarla iletişim o kadar önemli ki sadece bizim meslekte değil, diğer mesleklerde de önemlidir ama bilgisayar mühendisliği bilgisayarla yapılmış bir iş sanıldığı için altını çizerek söylüyorum. İnsan ilişkisi burada belki diğer mesleklerden daha önemli. Neden? Çünkü sen bir insanın problemini çözüyorsun. Bir insanın problemini çözebilmen için onun derdini iyi anlaman lazım. Bunu ekip olarak yapıyorsun. Ekibindeki arkadaşların derdini, ihtiyacını iyi anlaman lazım. Onlar ne diyor? Onlar seni hangi konularda challenge ediyor? Onu iyi anlaman lazım. Hep böyle insana dokunan alanlarımız var. O yüzden bu yola gelecek arkadaşlara ekstradan şunu da tavsiye ediyorum. Bol bol iletişim becerilerini geliştirecek alanlarda, faaliyetlerde de bulunsunlar. Sadece bölüm dersleri değil. Nedir? En basiti kitap okusun. Teknik kitap değil, normal kitap okusunlar. En kolayı üniversitede bir kulübe dahil olsunlar. Etkileşim içinde olsunlar ki farklı bakış açısındaki insanlar, farklı bölüm okuyan insanlar neler düşünüyor? Hayata hangi gözle bakıyor? Çünkü iş yaparken sen o domaindeki insanların derdini çözeceksin belki. İnanılmaz. Kesinlikle abi. Çok iyi bir nokta bence de. Bunları da üçüncü bir not olarak ceplerine koymalarında fayda var. AI tarafında düşünecek olursak böyle tahminen yazılım dünyasında bizi nasıl bir gelecek bekliyor sence abi? Ya bu AI konusu şu anda bizim de öngöremediğimiz bir konu aslında. Her kafadan bir görüş var, bir bilgi var. Ama şimdi şey de diyesim gelmiyor hani Bill Gates'in vakti zamanında bu kadar laptoplara ne gerek var? Bir tane büyük sunucu işimizi hayatımızı kolaylaştırıyor. Gerisine gerek yok dediği duruma da düşmek istemiyorum. Yani izliyoruz yani. Şeyleri görüyoruz biraz da böyle işte hesap makinesi çıkınca matematikçiler tencere kaldırmış. İşte hesap makinesi bizim iş mesleğimizi alacaktı. Ya öyle bir pozisyon da olmayacak yani. Bu AI, yapay zeka bizim mesleğin işine elinden almayacak. Biz nasıl hesap makinesini işimizi kolaylaştırmak için kullanıyoruz ve hesap makinesini kullanmaya adapte olduk. Bu da biraz büyük çaplı öyle bir mevzu. Ben AI'yi, yapay zekayı nasıl çalıştığını, onun nasıl tasarlandığını bilgisayar mühendisi olarak bilmem gerekiyor. Ayrıca şey gibi yani hesap makinesi sen yaz desen yazarsın yani. Zaten üniversitede ödev olarak verirler hesap makinesi yazmayı. Onun nasıl programlandığını biliyorsun ve kullanıyorsun. Yapay zekaya da nasıl altta işler dönüyor, mimarisi nasıl? Ona kafa yorabilirsin, onu geliştirmek için kafa yorabilirsin. Artı hesap makinesi gibi yapay zekaya da senin üreteceğin, ne dedik hep, müşteri sıkıntısını çözmeye çalışıyoruz. Müşteri sıkıntısını çözeceğin işlerin bir adımı olarak konumlandırabilirsin. Şimdi bakıyoruz yapay zekaya, işte ChatGPT'ye bakıyoruz, bir şeyler yazıyoruz. İşte Ali Can Kiraz Trendyol'da hangi görevde çalışıyor diye sorsan ChatGPT'ye şey diyor, Ali Can Kiraz işte 2000 yılında beri Trendyol'un CEO'sudur deyip çıkıyor. Ya da şey bilmiyorsan bilmiyorum demiyor. Yani neden bilmiyorum demiyor? Çünkü onun altyapısı, mimarisi bilmiyorum dememek üzerine kurulmuş bir mimari özetle. Yani kelimeleri al çok sık kullanılan arka arkaya gelen kelimeleri diziyor sadece. Çok da bir şey bildiğinden değil yani. Adı üstünde yapay. Tabii yani biraz önceki konuya da atıfta bulunayım. Bu yapay zeka nereye gidiyor? Nereden geliyor? Bu bilinç olayı nedir? Onları okumak da lazım. Eğlenceli konular. Yani sorgulamayan bir zeka bilinç üretemez deniyor mesela. Yani bilinçsiz bir yapay zeka bizim ne kadar işimize yarayacak? Hani dünyayı ele geçiremez. Sorgulaması lazım dünyayı ele geçirmek için. Ama bazı mesela Türker Kılıç diye çok ünlü bir profesör var. Takip ediyorum. Onun da mesela yanlış söyleyebilirim cümleyi ama bilgi işleyen
herhangi bir mekanizma, bir sistem eninde sonunda zeka ve bilinç üretir diyor. Yani onun şeylerini, kitaplarını okumak, yazılarını okumak, onun tweetlerini okumak ayrı bir heyecanlı, ayrı bir merak konusu bu yapay zeka konusunda. Yani Lego'dan yapılmış kurtçuğa normal kurdun besine giderken ki nöron ağı aktarılıyor, o Lego'da besine doğru gitmeye başlıyor. Yani enteresan deneyler var. Çok birebir aktaramamış olabilirim Türker Hoca'nın çalışmalarını ama onu da bir dipnot olarak merak edenlere takip edebilecekleri bir kaynak olarak ekleyeyim. Ben de hemen ekliyor olacağım ona alta kaynakları. Bir arada abi ben de bir araştırayım edeyim, bir ara onunla beraber böyle konuşuruz vallahi yaparız. Mükemmel olur. Cansın abi. Türker Kılıç, Sinan Canan. Mutlaka anlat. Bak bunları olacağım. Enteresan şeyler, kafa açan kişiler. Kesinlikle çok farklı konularmış. Evet. Çok teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. Cidden böyle bir ufkum iki katına çıktı yani diyebilirim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Son olarak böyle abi senin eklemek istediğin veya bahsetmek istediğin bir tip not veren var mıydı abi? Şunu ekleyebilirim. Yine çok bana böyle gelen bir soru. İşte bu alanı seçelim mi? Bu alanda gelecek var mı? Ben de şöyle cevap veriyorum. Teknoloji artık hayatımızın her alanında. Sağlıktan finansa. İşte şu an sektörümüz e-ticaret. E-ticaretten ulaşıma. Ya arabalar birbirleriyle konuşmaya başladı. Hep böyle hayal ederiz ya, orada kaza olunca diğer araçlar bilgisi olacak. Kendileri yollarını değiştirecek. Şu an o konumdayız zaten. Gelecek geldi o, yani o mevzuda. Özetle teknoloji hayatımız her alanına giriyor. Bizim bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi olarak yaptığımız işte hayatın her alanına giren bu teknolojiyi insanların ulaşılabilir şekilde paketleyip onlara sunmak. Yani biz daha çok o soruna hangi teknolojinin, hangi aracın, tool'un daha hızlı, daha performanslı cevap verebileceğini biliyoruz. Çünkü uzmanlığımız o noktada. Bir uzmanlığı artık her domainde, her alanda kullanabiliyoruz. O yüzden bu mesleğin geleceği hala var. Yapay zekaya rağmen var. Teşekkür ederim abi. Harika sohbeti. Seni her zaman bekliyoruz kanalımıza. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ederim abi. Estağfurullah. Çok sağ ol. Kendine çok iyi bak abi. Görüşürüz. Üzere.